Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün internette gezerken birkaç şeye rastladım. Zamanda yolculuğun gerçek olduğunu söyleyen şeylere. Ve biraz da kendim araştırmaya başladım ve İngilizce yabancı bir kaynak buldum. Are these images proof of real time travel? Diyor ki bu fotoğraflar, bu resimler gerçekten de zamanda yolculuğun olduğunu kanıtlıyor mu diyor. Zamanda yolculuğu kanıtlamaya çalışan bir sürü şey var. Mesela Büyük Baba paradoksu var, kader paradoksu var, Bootstrap paradoksu var, bir sürü şey var. Bunların hakkında filmler bile var. Doktor Who var mesela, sonra Back in Time var, zamanda yolculuk filmi var. Mesela sonra da göreceğiniz bir tane adamın gelecekte yolculuk yaptığını ve kendini gelecekte bulup beraber fotoğraf çektirdiğini iddia eden bir adam var. Hatta dövmeleri bile aynı, bunu bile gösteriyor adam. Bunu da başka bir filmde görmüştüm, filmin adını hatırlamıyorum, büyük ihtimal Supernational'da görmüştüm. Ama o bir dizi zaten. Orada zamanda yolculuk yapan bir adamın kendini kalabalığın içinde dövmesiyle bulmasını gösteriyordu. Hani olayın gerçek olduğunu mu göstermeye çalışıyorlar, yoksa olayın gerçek olduğu için insanların bunun gerçek olmadığına inanmasını mı istiyorlar? Gerçekten bu tür şeyler benim aklımı bulandırıyor. Şimdi kaynağımı açacağım ve incelemeye başlayacağız. Videoya başlamadan önce de kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Evidence of time travel in Chinese tomb. Yani burada demek istediği, Çinli'nin mezarında zamanda yolculuğu kanıtlayan bir evidence, yani kanıt. En baştaki satırda bizim ilk durağımız Çin'deki bu geçici felaket yazıyor. Ya da geçici afet. Burada arkadaşlar diyor ki Aralık 2008'de Çinli arkeologlar Shaanxi ilçesinde bozulmamış 400 yıllık bir Seaging mezarının bulunduğu yerde dev bir tabutu açtıklarını iddia ediyorlarmış. Ancak tabutun çerçevesindeki toprağı kaldırdıklarında acayip şok olmuşlar. Saat onu 6 göstere bir şekilde donmuş. Hani saat diyorum ama saat gibi şekillendirilmiş küçük bir metal parçasının üstünde İsviçre yazılıymış. Yani Swiss marka, Swiss saat markası zaten. Eğer mezar 400 yıldır gerçekten de rahatsız edilmediyse, hiçbir kişi tarafından bulunmadıysa bunun tek bir açıklaması olduğunu, bunun zamanda yolculuk olduğunu söylüyorlar. Yani bu saatin biraz hikayesini araştırdım ben arkadaşlar ve bu saatin hikayesinde diyorlardı ki adamın bir tanesi zamanda yolculuk yapıyor ve saatini zamanda yolculuk sırasında düşürüyor ve o saat oradan buraya kadar geliyor, yani şu zamana kadar geliyor. Bu gerçekten hani ilk duyduğunuz zaman gerçekten de harbiden olabilir mi dedirten bir durum. Bunun tam hikayesini araştırmak istiyorum. Bunun fake denilen sayfalar vardı, gerçek denilen sayfalar vardı. Ben de tam gerçeğini bilmiyorum ama gerçekten öğrenmek istiyorum. Time Traveler Couch on Camera. Yani zaman yolcusu kameraya mı yakalandı diyor. Bu fotoğraf Kanada'nın web sitesinde yayınlanmış, müzesinin web sitesinde. Kanada'nın zengin tarihi ve kültürünün amacı olarak yayınlanmış bir fotoğrafmış. 1940'larının yanında Güney Kanada'daki BC'de Güney Fork Köprüsü'nün yeniden açılmasını kutluyormuş ve gerçekten çok büyük bir kalabalık olduğunu söylüyor. Ama bu fotoğrafa iyi bir baktığınız zaman bu fotoğrafa ait olmayan biri var. Biraz aşağı indiğimizde daha yakın bir fotoğrafını göreceksiniz, bu adam. Diğer insanlara baktığınız zaman o zamana ait, hani 1940'lara ait şapkaları, ceketleri ve o tarz saç kesimlerini yapmışlar. Ama bu adam üstünde bir tişört ve güzel bir hırka, değişik bir gözlük ve 1990'lara ait bir tarz, yani kısaca o tarzda orada bulunuyor ve fotoğrafın içinde var. Aşağıda da yazmışlar ki bu değişik görünümlü birey kim? Görünüşe göre yerinde değil. Modern kıyafetler ve hepsi. Burayı tam anlamadım, orijinali Gettering'in ne olduğunu anlamadım ama anladığım kadarıyla diyor ki başka türlü mükemmel bir buluşmanın ortasında bu adam ne yapıyor? Bu adam gelecekten mi? Havalı gözlükler, ceket, markalı bir tişört ve en son satırda diyor ki eğer bir hipster senin zaman makinenle onlarsa olacak şey budur. Ve en altta onlar köprünün açılışını ziyaret etti yazıyor. Biraz saçma söyledim çünkü değişik bir İngilizceleri kullanmış, ağır bir İngilizce var burada, anladığım kadarını çevirdim. Burada benim anladığım kadarıyla adam bu köprüye sanırım hayranlık duyuyor ve o köprünün açılışında olmak istiyor. Bu yüzden zamanda yolculuk yapıp oraya gidiyor. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok bence. Çünkü bu fotoğraf üzerinde oynanmamış olduğu iddia edilen bir fotoğraf ve o kadar insanın içinde bu farklılıkta bir insan var. Bunun başka bir açıklaması yok bence. Ve burada da Charlie Chaplin'in Circus, yani neydi onun Türkçesi? Sirk filminde bir tane kadının elinde telefonla görüldüğü söyleniyor ve bu film 1928 yapımı. O zamanlar telefon falan yok. Bu görüntüyü bir izleyelim hemen beraber. İşte o telefonla giden kadın, evet. Biriyle konuşuyormuş gibi duruyor. 1928'de eli kulağında bir cihazla başka ne yapabilir? Biraz daha yakından görüntüsü var. Ama ayrıyetten 1928'de elinde bir telefonla kimle konuşacak bu kadın? Ortama ayak uydurmuş bir şekilde giyinmiş. Şimdi slow motion bir görüntü gelecek. O görüntüye de bir bakalım. Yani kadın işte, gördüğümüz kadın, kadın mı erkek mi ben de anlamadım. Kadın gibi etek giymiş ve bildiğin telefonla konuşuyor ve ağzı oynayacak şimdi bak. Biriyle konuşuyor, birine bir şey anlatıyor. İki tane birey sahnede zebranın arkasından yürüyor yazıyor ve burada değişik bir kısım var diyor. Biraz daha yakından bakın. Kadın kulağına ne tutuyor? Bir cep telefonu. Bir düzlemsel miydi bu kelimenin anlamı? Tam hatırlamıyorum. Bir düzlemsel iletişim cihazı. That's time travel 101 folks. No cell phones. Yani işte bu zaman yolculuğu 101. İnsanlar cep telefonu yasak. Ve tam bundan 10 yıl sonra bir kadın daha bir filmde elinde cep telefonuyla görünüyor. Woman on cell phone. Yani telefonla olan bir kadın. İşte şu gördüğümüz kadının elinde telefon var, sanki biriyle konuşuyor gibi. Hani 1938'de başka ne yapabilir? Kulağına bir cihaz götürmüş ve onunla ilgileniyor. Hani bir başka bir şey kulağında tutuyor da olabilir ama ne tutacak ki? Aynı telefon gibi tutmuş. Hani belki saçmalıyorum, belki bu siteyi yazan blogger da saçmalıyor ama bilmiyorum. Listen, time travelers, you can take futurist devices into the past because someone will find it, film it and post it on YouTube. Seriously, read the manual. Dinleyin zaman yolcuları. Geçmişe, gelecekten cihazlar götüremezsiniz. Çünkü biri bunu görebilir, bunu öğrenebilir, bunu filme çekebilir ve YouTube'a atabilir. Gerçekten. Kılavuzu bir okuyun yazıyor. A compact disc case in 1800'lerde. Söylene göre 1800'lerde bu elinde sanki CD takma cihazıymış gibi duran bir şey varmış. Burada diyor ki 1800'lerin ortasına kadar böyle bir cihaz icat edilmedi. Hatta 1980'lere kadar bu cihaz kullanılmadı bile diyor. Bu kutu sadece bir kutu olmayabilir diyor. Bu kutu sadece bir kutu değil diyor. Zaman yolculuğu yapmış birine ait olabilirmiş bu. Ve size az önce bahsettiğim adam arkadaşlar, geleceğe gidip kendini bulup videoyu çektiğini iddia eden adamın videosunu izleyeceğiz şimdi. This is my movie from... Ne? This is my movie from the future recorded with my mobile phone. Bu benim cep telefonum ile gelecekten kaydettiğim bir filmimdir yazmış. Görüntüyü izlediğimiz zaman gerçekten birbirine benzeyen iki adam değişik bir arazideler ve dövmelerini gösteriyorlar. İkisinde aynı dövmesi var ve hani işin garip yanı, dediğim gibi işin garip yanı, bu dövmeler kalıcı olmayabilir. Biri tarafından yapılmış olabilir. Ama bir dövmenin daha yeni olduğunu, hani yeni yapıldığını anlayabiliyoruz ama diğeri sanki eskimiş, buruşmuş ve büyümüş gibi duruyor. Ve bu da zaten aklımı karıştıran şey benim. Ve burada diyor ki 2006'da Swedish'li bir adam, yani İsviçreli bir adam, ismi de Hakan'mış. 2042'ye gitmenin güzel bir fikir olabileceğini düşünmüş. Ve kendinin daha yaşlı haliyle bile tanışıp video çekmiş diyor. Birbirleriyle eşleşen dövmelerini göstermiş. Yani aşağıda görülen, yukarıda görülen diyor. You can visit my article, yani benim başlığımı, benim yazdığım şeyi buraya gidip okuyabilirsiniz demiş ve bir link vermiş. O linke de bakarız şimdi. I don't care if people thinks I'm a liar. I know I'm not. I met myself in the future and I was fine. That's all I know. İnsanların bana yalancı demesi umurumda değil çünkü ben yalancı olmadığını biliyorum. Gelecekte kendimle karşılaştım ve iyiydim. Bildiğim tek şey bu. Adam kendine inanmayanlara da bu şekilde bir cevap vermiş. Gerçekten beyin bulayan şeyler bunlar. Safety not guaranteed. 1997'de bir tane adam Backwoods Home Magazine, Backwoods Home Magazine diye bir tane yere böyle bir şey yazmış. Yazmış ki zamanda geriye gitmek için birine ihtiyacım var, bu bir şaka değildir yazmış. Sonra da PO Box numarasını vermiş. Geldikten sonra, yani geri döndükten sonra paranı alacaksın. Kendi silahlarını getirmek zorundasın. Güvenliğini garanti etmiyorum ve bunu sadece bir kere yaptım daha önce yazmış. Sizin de düşünebildiğiniz gibi bunu saçma bulan, garip bulan insanlar var ve bu resimde normal olarak bildiğimiz gibi internette dolaşıyor yazmış ve bunun üstüne dayalı bir film bile yapmışlar 2012'de. Ve size az önce 3 tane paradokstan bahsetmiştim. Benim en büyük favorim olan paradoks da Büyük Baba paradoksu arkadaşlar. Size biraz bahsetmek istiyorum. Aslında bu paradoks zaman yolculuğu dendiğinde ilk akla gelendir. Eğer geçmişe gidip kendi dedemi öldürürsem benim de var olmamam gerekir. Fakat ben hiç doğmazsam asla zaman makinesine binip dedemi öldüremem. Bu durumda dedem ölmeyeceği için benim de doğmuş olmam gerek. Şu durumda dedem de ben de hem ölü hem de diri oluyoruz. Yani değişik bir paradoksun içindeler arkadaşlar. Düşünün, zaman makinesi yapıyorsunuz, gidiyorsunuz dedenizi öldürüyorsunuz. Ama dedenizi öldürdüğünüz zaman dedenizi öldürmemiş oluyorsunuz. Çünkü eğer dedeniz ölürse siz de doğmayacaksınız ve zaman makinesine binip dedenizi öldürmeye gidemeyeceksiniz. Yani dünya üzerinde bir paradoks oluşturuyorsunuz, bir kara delik oluşturuyorsunuz, solucan deliği. Ve bu delik çok değişik bir şekilde dünyayı etkileyebilecek bir delik bile olabilir yani söylenenlere göre. Back to the Future'dan örnekle Marty 1955 yılında babasını araba kazasında kurtarınca anne ve babasının karşılaşmasına engellemiş olur. Bu nedenle kendi varlığı tehlikeye girer. Bunu önlemek için anne ve babasının okul balosunda öpüşmesini sağlaması gerekmektedir. O önemli an yaklaştıkça Marty'nin kardeşlerinin fotoğraftan birer birer kayboluşunu ve Marty'nin varlığını koruma çabalarını izleriz. Eğer Geleceğe Dönüş filmini izlediyseniz arkadaşlar bu bahsettiği olayı bilirsiniz. Babasını kurtardığı için kendi yavaş yavaş yok oluyordu ve eğer annesini babasına aşık yapmazsa, o diğer adama annesi aşık olursa kendi yok olacak. Ve kendi yok olursa yaşanmamış olacak hiçbir şey. Yani eğer geçmişe gidip yanlışlıkla annenizi veya babanızı öldürürseniz siz anında yok olursunuz. Ama şöyle bir paradoks da var. Zaman makinesinde eğer tek başınıza geldiyseniz sıçtınız zaten. Ama sizle beraber bir başkası geldiyse sizin anne ve babanızı öldürmeden bir gün öncesine falan gidebilir ya da 10 dakika öncesine gidebilir ve anne ve babanızı öldürmenizi engelleyebilir. Ama bir paradoks oluşuyor. Kendinizle veya beraber geldiğiniz kişiyle yüz yüze gelirsiniz. Eğer kendinizle yüz yüze gelirseniz en küçük ihtimalle kafayı yersiniz. Bununla kalmayıp büyük bir solucan deliği de oluşturabilirsiniz tabii ki de. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadardı. Bayağı bir konuştuk zaman yolculuğu hakkında. Gerçekten severek yaptığım bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz de kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dün attığım videoyu henüz izlemediyseniz ise sağdaki videoya tıklayın. Ve sizin için en iyi video olarak seçtiğim videoyu izlemek için de soldaki videoya tıklayın. Ve eğer henüz kanala abone olmadıysanız da ortaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.